arkadaşlar, müthiş videoyla karşınızdayız. Yanımızda bugün Emir Kocatürk var. Kendisi bizim ofisimizdeki arkadaşlarımızdan birinin yeğeni. Ve bugün ona 50 liraya, 50'şer liraya okul alışverişi yapacağız. Bakalım Emir hangi zingi daha çok beğenecek? Heyecanlı mısın Emir? Evet, çok heyecanlıyım. Ama acaba... Kimden ümitlisin acaba? Peki? Kimden ümitlisin? Kim daha iyi alır? Bilmiyorum. Heyecanlandım. Ama Alper abiden ümitliyim. O çünkü... Var. Daha yakın öğrenci olduğu için. Evet, yaşım daha yakın. Aralarında 2 yaş var. Aferin Emir. Hadi başlayalım o zaman. Hadi. Sen kal, bizi alıp geleceğiz, tamam mı? Tamam. Evet. Hadi bay bay. Kadıköy'e geldik. Şimdi ayrılacağız. Bakalım en iyi kim olacak? İddialıyım. Ben anlıyorum iddialıyım. Çocuk ruhundan anlıyorum. Ben kardeşim. Yaş olarak en yakın benim. Konuşmayı için icraate. Hadi. Evet, şu an bir kırtasiyedeyim. Başlayalım bakalım. Emir futbol seviyor, onu biliyorum, biraz sohbet ettik. Bir tane kırtasiyeye doğru gidiyorum arkadaşlar. Yani çok bilindiklere girmek istemedim kırtasiyelerde. Fiyatlar gerçekten pahalı. Okul fiyatları az çok biliyorum. Onun için şimdi daha böyle bir yerel dediğim kırtasiyeye girip şansımı deneyeceğim. Bence çanta çok güzel bir hediye. Ama biraz pahalı olabilir bence. Çantaya 50 TL'ye çanta alınır mı bilmiyorum. Evet, şimdi futbolla alakalı bir şeyler bulmam lazım. Emir'in üstündeki tişörtte bile kramponlar vardı. O dikkatimi çekti. Dolayısıyla futbollu bir şeyler. Ama bakıyorum. Şimdilik bulamıyorum. Bulacağım. Çantalar 160 lira gördüm çantada az önce ya. Şok oldum. 160 ne ya? Bizden sonra işler çok değişmiş arkadaşlar. Ben çanta manta zor. Bence böyle küçük şeyler alacağım herhalde ya. Şimdi Messi'nin bir kalem kutusu varmış. Onu sordum. Bakalım. Ona doğru gidiyoruz. Şöyle bir şey. Messi. Ne kadar bu? Ne kadar bu? 12,5. 12,5. Tamam. Güzelmiş. Hala çanta bakıyordu. Hala çanta bakıyordu. Bunlar pahalı galiba bunlardan. Şöyle bir şey alsam zaten kızar herhalde haklı olarak. Şu neymiş ya? Nasıl? NBA. On numara. Şimdi başka bir yerdeyim. Şöyle bir kalem seti var. Sanırım 15 liraymış indirimde. Bunu da alacağım. 5 lira. Ne bunlar? Yazı defteri. 6 lira da bu. Bu 6 lira. Yazı defteri diyor. Lazım olur. Bu da ne kadar? 27,5. 6 daha. Tamam. Hesaplayamadı. 33,5 yaptı. Ve son olarak kalan paramla da bir tane daha defter ve bir tane de renkli kalem aldım. Bence ideal bir alışveriş oldu benim adıma. Umarım Emir de beğenir. Bakalım. Sigi hediyeli 14,99. Kaldı 10 liram. 10 liraya da mükemmel bir şey daha alacağım. Bakalım ne alacağım. Arkadaşlar mükemmel bir şey buldum. Mevsimler tablosu. Gerçi bizim Emir için biraz çocukça kalabilir ama ben çok beğendim. 10 liraymış lan. 10 lirayı alacağım gideceğim ya. Mükemmel. Mükemmel hediye. Mükemmel. Hediye gibi hediye. Ve alışverişimi tamamladım. Bir tane kalem kutu aldım. Bir tane kalem aldım. Bir tane böyle sözlük aldım arkadaşlar. Ve su matarası. Su matarasına çok güveniyorum. Futbolda çok ilgileniyor. Messi'yle umarım seviyordur. Kalem kutumda Messi'li. Yani bence diğerleri de futbolla ilgili bir şeyler almış olabilir. Çünkü futbol tişörtü bizi çok etkiledi. Emir'in belli ki futbolu seviyor bu çocuk. Bakacağız artık diğerlerini al. Çok merak ediyorum. Emir, hazır mısın? Evet. Burada hediyelerim var. Bak, bunları bir kişi aldı. Bunları bir kişi aldı. Bunları da bir kişi aldı. Şimdi sen 0'dan 10'a kadar hepsini puanlayacaksın. Şey tabii seni de... yanıltmasın yani. Evet. Yani önümüzdekiler almış diye. Hangisinden başlayacaksın? Bu önündekine başlayayım. Tamam. Vay, evet. Hediye paketi var. Aç bakalım. Bu arada şu dikkatimi çekti. Aramızdan bir kişi sadece hediye evet. paketi yaptırma. Yani hediye aldığının farkındaymış. Aç ya, hayır değil, aç ya. Şu var ya.
2 var. Evet. Göster neymiş? Road Ring. Silgili, hediyeli. Güzel. Evet, güzel. Kullanırsın. Ben bunları en sonda yorumlayacağım. Vaaay. Yani en sonda yorumlayacağım değil, ilk önce hepsini çıkartayım ya yorumlayacağım. Bu neymiş? Defter. Şöyle göstersene Gabriel. Sen göster. Çizgi romanlı defter. Aslında bir müzik grubunun herhalde, artık Monkeys grubunun ama... Monkeys mi? Monkeys. Monkey. Devam. Bana göre Monkeys yani. Yırt dedin, yırtıyorum. Yırt ya, yırt. Yırt ya. Hepsi hediye zaten, yırt. Pardon. Hani Deli abinin ağzını yırt yani. Messi, evet. Messi. Seviyor musun Messi'yi? Evet ama... Burada... pişti olmuşlar. Bir adet pişti mevcut burada. Şimdi pişti evet. Mevcut. Lionel Messi. Şimdi puan ver bakalım bunlara. Dur, en sonunda veriyorum. Dur, bunları şu an versin artık bence. Hayır ama diğerlerini görmedi ya, ona göre veriyorum. Bir yorum yapsın bari. Bir şey. Bunu çok beğendim. Buna 5 veririm. Tamam. Ya sen toplu puan ver hepsine. Şuna toplu puan ver. O zaman... Buraya 10 üzerinden kaç verirsin? Toplam 8, ay pardon 9. 9, 10 üzerinden 9. Güzel bence, bir puan. Yanlış yönlendirdik arkadaşı. Çünkü bakalım. Sonunda puanlaması bakalım. Yapsınlar. Messi seviyor musun sen bu arada? Severim. Ya, bir şey söyleyeceğim, doğru söyle. Okula gittin. Bunlardan kaç tanesi yarın okula götürürsün sınıfa? Yani aslında bunu götürürüm, bunu götürürüm, bunu götürürüm. Bunu? Onu götürmem. Bunu götürmez. Tamam bak, bunları 4'te 3 arkadaşımız yapmış. O zaman tebrik ederiz. 4'te 3 ise yapmış. %75. 9 değil, 8. 7 olur. 7 olsun. Bak. 7. Güzel. Şimdi geçelim buraya. İki zeka. Vereceğim. Çok güzel analiz yaptın. Evet. Süpersin. Gel bakalım. O ne? Kalem. Kalem. Basmalı kalem. Uçlu kalem. Evet. Şey yani, okey değil mi? Yani. Pişti olmuş. Burada ikizini görüyoruz. Evet. Bunu da okula götürmezsin zaten. Öz Messi bu da. Bu da öz Messi. Bu da öz Messi. Bu? Bu ilk öğretim orta sözlük ama ben artık orta okula geçtiğim için bununla benim bir işim olmuyor. Bir de artık telefonlar falan işte böyle şeyler yani. Elektronik bence de yani, Allah sözlük. Öğretmene söylemeyin de ben internetten bakıyorum yani. Bu? Matarama Suko. Matara var mı abi sizin şeyinizde, hayatınızda? Yani evet. Kullanıyorum ama aslında güzel. Ben bunu kullanırım. Zaten mataram çok da eskimiş. Güzel. Bu 4 hediyeden birini mi okula götürüyorsun yani? İkisini. 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 Yani %50, 5 puan mı aldı? Evet. 5 puanla oluyoruz arkadaşlar. Orada iddialı hediyeler var. Burada... Çok iddialı. Şirin baba! Şirin baba! Evet. Bunu kullanmam. Niye şirinler değil mi? Geçti. Ekşirin yani. Geçti dedi. Ama o konuda kullanmıştım en son. Yani. Tespit gibi de. Yani. Peki. Bence de. Tespit gibi bence tespit. De. Orada Road Ring var yine bak, Road Ring. Ama başka ama bir rengi ama yine bir pişti görüyorum. Yine bir pişti. Ama bunun rengi nasıl? Güzel. Bak bir gösterelim arkadaşlara, sen bir göster. Bunun rengi diğerinden daha mı güzel? Evet. Diğerinden daha güzel çünkü yo, mavi. Diğerinden bence değeri daha güzel. Ama Emir karar versin ona. İkisi de güzel ama diğerinden daha güzel bu da daha güzel. Çocuğa. Bu da daha güzel diyor. Tamam, burada bir kalem kutu var bak. Kalem kutu nasıl? NBA basketbol kalem. NBA seviyor musun? Bir kere Emir'in üstünde krampon tişörtü var yani. Yani iyice bir kere bence. Basketbol sevmiyorum ama yine kullanırım çünkü boya kalem kutum benim en son... Patatese dönmüştü. Şimdi okula götürür müsün bunu? Götürürüm. Tamam bak, bir de son hediye var. Son hediye açayım ben sana, zahmet olmasın. Anladım zaten. Neymiş? Harita. Ne haritası? Onu bilmiyorum. Belki de harita değildi. Mevsimler. Bu ne? Mevsimler tablosu. Anaokulu hamur dersinden ama sonraki görmen ders. Ama en son ben birinci sınıfta onu istiyordum. Yani sen zaten ilkbaharı, yazı, sonbaharı ve kışı biliyorsundur. Onu en son birinci sınıfta ihtiyacım olmuştu. Yaz ne zaman bitiyor? Yaz ne zaman bitiyor? Ağustos. Değil işte. Eylül. Ha pardon. Ya bak. Ama olay şeye giriyor. Bak Fırat'ı Fırat bilmez o yüzden. Bir tek sen değil. Ne zaman başlıyor yaz? Söyle. Haziran'da başlıyor. Söyle. Haziran'da başlıyor. Evet. Mayıs değil mi lan? Ne oldu? Ne oldu lan? Bir dakika lan. Yaz Mayıs'ta başlıyor. Mayıs'ta başlıyor. Mayıs'ta başlıyor oğlum. Bahar sonu. İlk bahar sonu. Abi bak. Baharın sonu bak. Yaz Haziran'da başlıyor. Bak yaz. Bu yanlış oğlum. Haziran'da başlıyor. Bu yanlış bence.
Ah Melih'ciğim ah! Melih! Kendi kendini taglifleyen, trollleyen Melih. Ha 21 Haziran en uzun gün. Neyse. Ekinoks. Sen bunu şimdi kullanır mısın Emir? Kullanmam ama evde durabilir. Durur yani. Sen buradan da o zaman iki tane götürdün. Bunu götürdün yani okula. Yani bunu çöpe atarım. Bir de bunu götürdün. Evet. Burada 5 puan aldı. Tamam. O zaman 7 puan alan kazandı. Sence kim aldı onu? Şunları. Evet. Bu onu... Arctic Monkeys'i. Monkeys. Onu sen aldın. Yok ben almadım. Kim aldı? Kim aldı? Tamam diğerlerini kim aldı? Tamam. Onu Bili tamam. aldı. Bunu basketbol Anadolu'ya Alper aldı diye. Şirinleri Alper almıştır diyorsun. Evet. Keşke. Ondan dolayı değil hani basketbol kalemi Alper abinin basketbol. Evet basket sevdiğimi biliyor. Tebrikler evet. Emir. Ama bunda, değil. Bunu da Fırat abi aldı. Valla Fırat doğru. Fırat doğru. Aynen. Ama en yüksek puan alanı ben almıştım sana. Evet. Alper almıştı. Diğer şu... Aslında bak bu formatı iyi biliyorsun. Trolleyen eden adam burada Melih abi. Niye oğlum trollemiyorum bence gayet. Yani, bak beğenmedin. Şu beğenmedin hediye dön de bak isterim ya. Al ben bunu ben kullansam olur mu? Abim bunu ben her okulda... Sen kullansan da. Bunu ben çok sevdim. Bu da harbiden kullanırım. 5 puan niye veriyorsun? Bunun %50 şeyine niye bakıyorsun sen Emir ya? Bunun içinden 8 geçiyorsa 8 abicim. Gittin bana 9 vermişti. Monkey ise Monkey istedi gittin ona 7 verdin. Ama ben evet. yazıldığı gibi abi, söyledim. Bu tartışma bitmez daha arkadaşlar. Emir'cim çok teşekkür ederiz. Bunları biz tabii bak, ki almayız. Bak futbol maçından sonra senin şeyler... hediyen. Hepsi de kullanabilirsin. Yok bunu vermiyorum gibi. Al abi. Güle güle hepsine. Emir çok teşekkür ederiz geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Videodan sonra arkadaşlar kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.